Merhaba, iyi günler. Bugün çok önemli bir kitabı yazarıyla konuşacağız. Tanıl Bora, Cereyanlar Türkiye'de Siyasi İdeolojiler diye İletişim Yayınları'ndan 920 sayfalık bir kitap çıkardı. Tanıl çok eski bir arkadaşım. Yıllardır gazetecilik ve araştırmacılıkta çok birlikte de işler yaptık. Kendisini bir türlü İstanbul'a stüdyoya getiremedik ama en sonunda Skype'tan bir yayın yapmayı kabul ettirebildim. Tanıl merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Tanıl, konuşacak çok şey var çünkü bu zaten... Öncelikle şunu söyleyeyim, bu kitaba baktım. Dedim ki benim bildiğim Tanıl'ın elindeki malzeme bu kitabın herhalde bir 10-15 katıydı. Herhalde de en çok malzeme elerken zorluk çekmişsindir diye düşünüyorum. Doğru mu diyorum? Doğru. Yani süzmeye çok çaba sarf ettim. Yani olabildiğince derli toplu olsun, fuzuli laf olmasın, olabildiğince iyi sıkıştırmaya çalıştım. Hem zevkli de bir yanı o çalışmanın, hem de hani daha okur dostu olması için yapılması gereken bir şey. Bir de şöyle bir şey var. Sen iletişimin aynı zamanda editörüsün ve bu tür kitaplar çok bastınız. Ve iletişimin şöyle bir özelliği de vardır. Ciltler yapmayı seven bir yayın evidir. Böyle önemli konularda, özellikle siyasi konularda. Mesela bu seçenek önünüze geldi mi? Bunu birkaç cilt yapsak, ayrı ayrı başlıklar yapsak, yoksa tek kitap, tek kitap diyorum ama bayağı bir hakikaten. Evet. Ya ben tek kitap olmasını tercih ettim. İki cilt olabilir mi gibi bir fikir öne sürenler oldu arkadaşlarımızdan. Ben yani hepsinin bir tek ciltte toplanmasının daha işlevsel olduğunu düşünüyorum. Çünkü iç göndermeleri falan da var epeyce. Tek kitap olsun diye tercih ettim. Peki Tanıl, tam olarak nedir burada muradın? Yani alt başlığı Cereyanlar tam sana yakışan bir başlık olmuş. Hiç şaşırmadım. Alt başlık Türkiye'de Siyasi İdeolojiler. Bu kitabı hiç bilmeyen ve seni de bilmeyen izleyicilerimiz için söyleyecek olursak. Ya istedim ki burada yani Türkiye'nin yaşı aşağı yukarı 100 yıllık tarihinde, yani kabaca Osmanlı'nın son döneminden ve Cumhuriyet'in başından beri Türkiye'de etkili olmuş, öyle veya böyle etkili olmuş bütün siyasi akımlar, bütün siyasi ideolojilerin iç tartışmaları, dönüşümleri, önemli ideologları, derli toplu bulunsun. Yani bunları biraz yorumlayarak, sonuçta biraz yorumlayarak dedim, kendi bakış açımdan yorumlayarak, ama hani bu kahretmek üzere, yerin dibine batırmak üzere ya da hayranlık beyan etmek üzere bir yorum değil. Gerçekten olabildiğince nesnel bir yorumla bunların hikayesini anlatmak istedim. Oluşum hikayesini anlatmak istedim. Çünkü bu bir doktrin kitabı değil. İdeolojiler de sadece doktrinler değildir. Dönüşürler, iç çelişkileri vardır, harmanlanırlar, yeni filizler verirler. O karmaşası içinde olabildiğince bir yani ihata etmeye çalıştım eski tabirle. Peki ne kadar bir sürenin ürünü bu? Sen bu işlere koyulduğun andan itibaren mi aklında vardı, yoksa belli bir tarihte böyle bir çalışmayı yapmayı niyet edip yani bir start tarihi var mı? Yazma süreci 5 yıl kadar sürdü. Onun öncesinde bir 10 yıl kadar geriye giden bir niyetlenme ve heveslenme aşaması var. Niyet etme ve o biraz fikren hazırlanma, malzeme yığma meselesi var. Ayrıca sen biliyorsun, ben zaten öteden beri özellikle sağ siyasi ideolojilerle çok yakından ilgilendim ve zaten hep bir merakım vardı. Hani kuluçkasıyla birlikte 15 yıl diyelim, yazması 5 yıl. Peki yazması 5 yıl mı, yoksa belli bir tarihte diyelim ki örneğin 1 yıl önce oturdun yazmaya başladın mı? Yoksa gerçekten 5 yıl önce yazmaya mı başladın? Tabii. İlk yazdığım bölümü 5 yıl önce yazdım. Yazmaya giriştim. Gayet iyi biliyorum. Ama sonlara doğru son 1-2 yılda hızlandım. Yani kara görününce, yani yavaş yavaş menzile yaklaşırken kara ufukta görününce tabii insanın bitirme sorumluluğu daha çok hissediyorsun. Hızlandım öyle olunca son sen, iki yılda. Bilen bilir, sen bir ayrıntı, nedir bunun tabiri? Ayrıntı düşkünüsündür, meraklısındır, meraklısısındır ve kitapta da zaten bunu görüyoruz. Çok sayıda bilgi var, detay var. Burada tabii çok fazla şeye sahip olunca, tekrar başa dönelim, ayıklama meselesine dönelim. Neyi tutup neyi ayıklayacağındaki kriterlerin nasıl oluyor? Yani bu kitap yazma sürecinde, araştırma sürecinde bütün hepsine
olabildiğince çok ayrıntıya sahip olmak ister insan. Ama yazarken bunları elemek durumundadır. Senin Tanıl Bora olarak gerek bu kitapta gerek önceki kitaplarında kriterlerin nedir? İlginçlik mi mesela ya da kalıcılık mı? Neye özel olarak dikkat ediyorsun? Asıl sen cevabı içeren güzel bir soru sordun. Çünkü çelişik, birbirle çelişen iki kriter beni yönlendiriyor. Birisi kuşkusuz etkili olan, ağırlıklı olan, güçlü olanı mutlaka anlatmak gerekir ve açıklamak, analiz etmek gerekir. Bir o, ama onun yanı sıra gerçekten ilginç, özgün olanı da atlamamak. Yani onun da bir şekilde hakkını vermek, bir şekilde içermek gerektiğini düşünür. Mesela bütün siyasi ideolojiler içinde kadri bilinmemiş düşünürler vardır. Marjinal kabul edilen düşünürler vardır. Bu onlar çok etkili olmamış olabilirler ama büsbütün kıymetsiz saymamak gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla o tür teferruata da ayrıksı olana da olabildiğince işte hürmet etmeye çalıştım. Burada kadri bilinmemiş derken ulus gözüme çarptı kitabı karıştırırken de ve şimdi içindekilere bakarken de. Biraz ulusu anlatsana. Yani bütün bu şeylerin dışında böyle bir kitabın içerisine genç yaşta kaybettiğimiz o arkadaşı niye? Yani şimdi bilmeyenler için biraz yadırgatıcı gelebilir. Bu bir sadece bir arkadaş hatırı değil, değil mi? Sadece arkadaş hatırı değil ama biraz da arkadaş hatırı. Onu da itiraf etmek gerekir. Ama sadece biraz arkadaş hatırı. Kuşkusuz onu tanıyanlar ve sevenler, önemseyenler için ulusun duygusal ağırlığı çok fazla. Biraz onun hakkını vermek var, tamam. Ama gerçekten ulus şu bakımdan da bir özgün düşünce insanı olarak orada yer bulmayı hak ediyordu. Bütün bu aktüalitenin, günlük siyasi tartışmaların karambolü ve dağdağısı içinde böyle gözünü başka bir yere dikip ısrarla, inatla kendi düşüncesini yontan bir adamdı ulus. Ve mesela diyelim Gilderoz'un düşüncesi, diyelim Spinoza'nın düşüncesinin Türkiye'de alımlanmasında falan gerçekten çığır açıcı etkileri oldu. Mesela sinemayla, videoyla, görsel olanla entelektüellerin ilişkisini kurmak ve kışkırtmak konusunda hakikaten çok özgün katkıları, müdahaleleri oldu. Ve çok Türkiye'de o zamana kadar o kadar muteber olmayan ya da bilinmeyen birçok düşünce ekollerine açılım sağlayan, bunların arasında çapraz bağlantılar kuran hakikaten özel bir zekaydı ve kendine mahsus bir patika çizdi. Dolayısıyla hiç arkadaş hatırı olmasaydı da Ulus Baker'in böyle bir çalışmanın içinde yeri olurdu bence. Hani arkadaş hatırı belki onu biraz artırmıştır. Evet, kendisini tekrar sevgiyle anmış olalım. Şimdi siyaset bilim, Türkiye'de siyaset bilim denince ilk başlayan, ilk öğrencilere hemen üç tarzı siyaset denir değil mi? En klasik yaklaşım, üç tarzı siyaset. Ama senin kitaba baktığımız zaman bayağı bir, tarzların sayısı bayağı bir çoğalmış. Aslında şunu da söyleyebiliriz, yani bu çoğalan tarzlar o üç tarzdan türemiş gibi de olabilir. Ama mesela burada, bu kitapta en çarpıcı olan, şimdi Kemalizmi Kemalizmler olarak değerlendiriyorsun, milliyetçiliği kendi içerisinde ayırıyorsun, İslamcılığı, İslamcılıktan ayrı bir muhafazakarlık söylüyorsun ve onların ayırıyorsun isabetli bir şekilde. Partilerden liberalizm, ortanın solu ve feminizm var, Kürt Ulusal Hareketi var, hatta Kürtler ve İslamcılık var. Bu şunu söylemek istiyorum, bütün bunların hepsi hakikaten Türkiye'de cereyan olarak ayrı dozlarda belki ama ayrı ayrı hak eden şeyler olarak görüyorsun, tamam. Ama bunlar hiçbir şekilde bir böyle çalışmalara genellikle hep birlikte konulan cereyanlar değildi benim bildiğim. Yanılıyor muyum? Doğru. Doğru ya, yani bunların kimisi açık seçik siyasi doktriner akımlar. Kimisi daha ziyade toplumsal kültürel bir düşünce akımı. Mesela muhafazakarlığı hele İslamcılıktan ayrı olarak ele alınca daha ziyade toplumsal evet bir sorun yaşıyoruz galiba. Muhafazakarlık kısmında yayında bir sorun oldu. Herhalde arkadaşlar düzeltiyorlardır. Tanıl, beni duyabiliyor musun?
Evet, bir sorun yaşıyoruz. Pek iyi olmadı ama daha konuşacak çok şeyimiz var. Onun için ben bu arada sorun halledilene kadar ki şeyden bu kitabın çok yeni çıkmış olduğunu ve hatta şöyle bir olay oldu. Geçen Tanıl, evet. Ya arada top çeviriyordum, seninle bağlantı koptu. Muhafazakarlık diyorduk, İslamcılık dışında bir muhafazakarlık diyordun. Oradan devam edelim. Evet, yani doğru, burada söz konusu edilen siyasi akımlar hepsi aynı düzlemde, aynı etki alanına sahip değiller. Kimileri bayağı doktriner, siyasal akımlar. Kimisi daha toplumsal, kültürel diyebileceğimiz düzlemde etkili olan akımlar. Mesela muhafazakarlığı müstakil bir akım olarak öyle ele aldım. Ya da mesela tarihsel seyirlerine baktığınız zaman feminizm çok daha yeni bir akım sayılabilir. Ciddi bir ön tarihi olmakla beraber. Ama ben bu farklı düzlemler arasındaki alışverişlerin de bize bir şey göstereceğini düşünüyorum. Hepsinin illa aynı, dediğim gibi aynı etki sahasına sahip olmaları gerekmez. Hepsinin zaten kendi içlerindeki kurguları ve dili de biraz ona göre ayarlı. Ama bu doğru bir gözlem. Farklı spesifik ağırlıkları olan akımlar bunlar. Doğru. Peki Tanıl, şöyle bir şey sorabilir miyim? O 100 yıllık bir akımları, cereyanları değerlendiriyorsun. Şimdi bu cereyanların inişleri, çıkışları oluyor. Bazen yükseliyorlar, bazen iniyorlar. Burada şunu sormak istiyorum. Sen bunları yakından takip etmiş birisi olarak. Bu hareketlerin bir rakiplerle olan ilişkileri var. Bir de hemen hemen tüm hareketlerin kendi işlerinde çok ciddi tartışmalar, iktidar kavgaları vesaire oluyor. Senin gözlemlerine göre Türkiye'deki öne çıkan siyasi cereyanlarda dışarıyla kurulan ilişki mi yoksa içerideki ilişki mi daha etkili oluyor? Yoksa bunların nasıl bir sentezi yaşanıyor? Ya sanırım bu başka ülkelerde, başka siyasi kültürlerde nasıldır? Onu mukayese etmek de başlı başına ilginç olur. Ama Türkiye'de sanırım, ya birçok yerde aslında galiba, her akımın kendi içindeki tartışmalar daha hararetli oluyor bir kere her şeyden önce. Ve daha etkili oluyor. Ama bu şu anlama gelmez. Aralarındaki didişmeler, aralarındaki çekişmeler de büsbütün etkileşimden yoksun değil, büsbütün etkisiz değil. Ama yani zaten insan en çok yakınındakinden etkilenir ya. Bir de en çok yakınındakine vurur ya. Fakat maalesef Türkiye'de bu doz bence olağanüstü yüksek. Bir de ama sanırım mukayeseli olarak şunu da söyleyebiliriz. Mukayeseli olarak diyorum, mutlaklaştırmadan. Türkiye'de farklı ve hasım siyasi akımların birbirini bilme, yani hasmını bilme, anlama ilgisi ve kapasitesinin ben çok düşük olduğunu düşünüyorum. Bunu zaten memlekette en iyi bilecek olan sensin. Yani ayet ve sloganı yazdığın, yazmaya uğraştığın ve yazdıktan sonra karşılaştığın tutumları düşündüğün zaman, ne kadar şaşırıldığını düşündüğün zaman en açık örnektir. Hani başkasına, kendi benimsediği fikriyat dışındaki fikriyatlara ilgi duymak, anlamaya çalışmak hem kendi cenahında hem öteki cenahta çok zorluklar yaratan, yadırganan, hep hani başka maksatlarla, komplocu niyetlerle açıklanmaya çalışılan Kemal'in şey deyimiyle neydi? Ekmeğine yağ sürme. Kendi mahallende ekmeğe yağ sürdüğünü düşündürken karşı mahallede gidip araştırdığın mahallede de ajan vesaire gibi görülebiliyorsun. Şu anda arkadaşlar bir taraftan bir takım eski Türkiye tarihinden görüntüler gösteriyor. Sen göremiyorsun ama demin Atatürk vardı, şimdi Ecevit var. Şunu soracağım. Türkiye'ye bu 100 yıl, diyelim ki 100 yıl dedik, başlığa da öyle koyduk. 100 yıla tabii ki her senin cereyanların hepsinin ayrı ayrı etkisi olmuştur ama baktığımız zaman damgasını vuran ana akımlar nedir? Birisi Kemalizm midir? İkincisi muhafazakarlık mıdır? Evet, senin cevabına göre ek bir sorun daha var. Yani aslında böyle bir kadro saymak zor ama Kemalizmi, İslamcılığı, milliyetçilikleri
mutlaka saymamız gerekir. Ama solu da saymamız gerekir. Ve aslında Kürt Ulusal Hareketi'nin fikriyatını da saymamız gerekir. İdeolojik etkilerini de saymamız gerekir. Yani hani illa ilk üç lazımsa bilmiyorum onu nasıl çıkartırız. Burada tabii sol demişken şimdi solun bir makus kaderi var. Merkeze gelememek, iktidar olamamak gibi. Ama bir taraftan da öteden beri bir inanış vardır ki doğru kültürel hayata solun damgasını bastığı. Şimdi bu çalışmayı yaparken herhalde bunu da çoklukla görmüşsündür. Özellikle sağ hareketlerle ilgili yapılan entelektüel faaliyetlerde, sen demin diyordun ya birbirini tanımama, ama solun kültürel hegemonyası üstünlüğü o kadar fazlaydı ki sağcıların hemen hemen hepsi, özellikle İslami cenahtaki insanlar, kendilerini sol üzerinden anlatma, neden solcu olmadıklarını izah etme gibi bir arayışa çoklukla giderlerdi, özellikle 70'li 80'li yıllarda. Bu solun kültürel tahakkümü ya da gücü meselesi ne derece doğru, ne derece şehir efsanesi, bir de tabii an itibariyle de geçerli mi? Bu tabii şu içinde bulunduğumuz zamanda da çok yürüyen bir tartışma. Ama mesela hani hegemonya ve tahakküm kelimelerini kullandık ya, malum bu ikisi çok farklı şeyler. Tahakküm yani cebirle ya da bir tür baskı oluşturarak sağlanan bir etki. Hegemonya hiç buna gayret göstermeden aslında hasmının bile sana özenmesini sağlayan ya da özenmese bile bilinç dışı bile olsa senin dilinle konuşmak dışında bir yol düşünememesi gibi bir etki. Eğer yani bugün mesela hegemonyadan söz ediyorlarsa, solun hegemonyasından söz ediyorlarsa solun dışında olanlar... Hangisini kastediyorlar? Onlar da çünkü bazen tahakküm diyorlar. Sanki bu zorla oluşturulmuş. Yani zorla hani bütün kaynaklar solculara gitti. Hepsine el koydular. Bütün filmleri onlar yaptılar. Hep kendi romanlarını milletin kafasına kaktılar. Sanki bunu zorla yaptılar gibi bir ima da var. Bu mu? Yoksa çok iyimser, hani soldan bakışla çok iyimser bir bakışla şunu mu söyleyeceğiz? Hani edebiyatta, sinemada, sanatın, kültürün bütün alanlarında sol o kadar üstün ve başarılı ve zengin bir üretim ortaya koydu ki işte yani buna gözlerini bundan alamıyorlar. Bu o formatın dışına çıkamıyorlar mı? Bence tartışılması gereken şey bu. Ben tabii iki uç kutup koydum ortaya ama bir hegemonyadan söz edilecekse galiba ikinci kutupa daha yakınız. Çünkü solun hegemonyasından uzun yıllardır söz edenlerin bence hani buna karşı bundan bu kadar rahatsızlarsa yapacakları şey hani çok iyi film yapmak, çok iyi roman yazmak ve bunu çok çok yapmak. Şimdi bu konuda hegemonya başka bir rahat edilmez. Bu konuda şunu söylemek istiyorum. Buradan İslamcılık meselesine de geçebiliriz. Benim ayet ve slogan da hatırlarsın, en önem verdiğim bölümlerden birisi Yeni İslami Entelijansiyaydı. Ve 90 Kasım'ında kitap çıktığı zaman hakikaten bir tırnak içinde umut vaat eden bir arayışlar, tartışmalar, hatta çoğulculuk temelinde yürüyen tartışmalar vardı. 90'dan bu yana kaç yıl geçti? 27 yıl geçti. Ve gelinen noktada ortada İslami entelektüel olarak sayabileceğimiz çok az sayıda insan var ve bunlar da genellikle köşelerinde sessizliği tercih ediyorlar. Entelektüel olarak bildiğimiz, ettiğimiz, önem verdiğimiz insanların büyük bir kısmı gerçekten iktidar ve başka şekillerde iyice savruldular vesaire. Katılır mısın bu tespitime? Yani burada bir eşik vardı ve iktidarla ilk 94'teki biliyorsun yerel iktidarlarla beraber bu kişilerin bir kısmı istihdam edilmeye başlandı Refah Partili belediyeler tarafından. Daha sonra özellikle AKP ile beraber bu istihdam daha da arttı. Ve ortada gerçekten bir entelektüel faaliyet olarak tanımlayabileceğimiz o kadar imkan olmasına rağmen, özellikle devletin imkanları olmasına rağmen ciddi bir herhangi bir şey şu anda gözükmüyor. Ne dersin? Ben de öyle düşünüyorum. Ben o kaynakların daha çok hakikaten bir tür teşrifat için kullanıldığını gözlüyorum. Genel olarak söylüyorum. Kuşkusuz istisnaları var. Ayrıca kuşkusuz hala bağımsız duruşlu Müslüman entelektüeller var. Çok çok az
bence çok çok az ama gene de varlar. Onun hakkını teslim ederek söylüyorum. Fakat yani gözlediğim çoğunlukla o imkanlar, sözünü ettiğin imkanlar, mesela çok şatafatlı toplantılar, o toplantıların çok özgün bir şey söylemeyen metinlerinin çok şık kağıtlara, çok güzel baskılarla basılmış işte kitapları gibi şeylere gidiyor. Gerçekten daha çok teşrifata gidiyor bence. İçerikten çok. Peki bu neden böyle Tanıl? Ya bunun tabii tek faktörlü bir cevabını bilemem. Ayrıca ancak sesi düşünerek cevap verebilirim. Yani bunu çünkü ölçemeyiz, tartışabiliriz ancak. Ne etkili olmuş olabilir bunda? Ya, bir etken büyük ihtimalle ikbal dediğimiz şey. Yani uzun bir mahrumiyet ve mağduriyet algısından sonra, hem deneyiminden hem algısından sonra güç sahibi olmanın ikbali ve bununla beraber bir rövanş kaygısıyla da birleşen, bir tehdit algısıyla da birleşen ona yapışma emeli ve hani bir hakikaten bir rövanşla karşılaşma kaygısı. Ve tabii daha derine gittiğiniz zaman İslami siyasi düşüncesinin kimi yorumcuların, bizzat İslamcı düşünürlerin kimilerinin ta Emevilere kadar götürdükleri iktidarla bütünleşme ve hani iktidarı sorgulamayla ilgili, en azından kendilerinden saydıkları iktidarı sorgulamakla ilgili çok güçlü bir nakıse, çok güçlü bir kaçınma geleneği. Zaten Türkiye'de demokratik muhalefet geleneği hiçbir cenahta çok güçlü değil. Orada daha da güçsüz olduğunu söyleyebiliriz. Pek çok şey yani bunların hepsi birden ve belki de benim bilmediğim, akıl edemediğim başka etkenler. Burada hemen gözüme takıldı Müslüman Kadın Söylemi başlığı var ve orada iki isim: Cihan Aktaş, Hidayet Şefkatli Tuksal. Bunlar herhalde şu anda, geçen hafta Cihan burada Müge'nin konuğuydu Zeytin Dalı'nda. Bunlar herhalde sayıları giderek azalan ve kadınlarda daha, sanki İslami camiada kadınlarda daha fazla direnç ve ikbal peşinde kapılmama duruşu daha fazla sanki gözüküyor. Ne dersin? Tabii çünkü öncelikle ikbalden görece az yararlandırılıyorlar. Bir kere yani çok tek neden bu değil ve çok düz bir neden bu, ama bununla da ilgisi var. İkincisi, yani kadınlar, yani Müslüman kadınlar İslami entelijansiyası içinde yer alan çok kapsamlı bir otorite eleştirisi yapa geldiler öteden beri. Sadece siyasi otoriteyle ilgili değil, genel olarak otoriteyle ilgili. Dolayısıyla hani otoriteyi yücelten, gücü yücelten politikalarları içlerine sindirmeleri ne olursa olsun daha zor oluyor. Örneğin işte kamusal alanı sadece ele geçirmek ve onu zapt etmek değil, farklı bir kamusal alan tasarlıyorduk gibi bir tartışmayı dolayısıyla en çok onlar yürütüyorlar. Çok mahcup bir şekilde de olsa. Siyasi eleştiriden ziyade toplumsal ve kültürel düzlemde bir eleştiri geliştirmeye çalışarak, daha sakınımlı bir şekilde de olsa, görece iç tutarlı daha çok orada görüyoruz. Peki Tanıl, şimdi tahmin ederim ki burada bir sol bölümü var, bayağı bir genişçe bir bölüm. Örgütler vesaireler falan da var ama kendimden bildiğim için, mesela bir gazeteci olarak benim en çok zorlandığım ve aslında hiç yapmak istemediğim işlerden birisi sol, özellikle sosyalist solla ilgili haber yapmak, yorum yazmak vesairedir. İçinden geldiğim ve hala kendimi orada hissettiğim için. Benzer bir sorunu sen de yaşıyor musun? Doğru. Orayı özetlemek çok zor. Önemliyle önemsizi ayırt etmede hata yapma ihtimali çok daha yüksek. İnsan öznel ilgilerle bir şeyi çok fazla büyütüp bir şeyi küçültebilir. Hakkaniyete uygun davranıyor muyum kaygısı çok daha ağır basar. Kesinlikle benim için zor olan bölüm oldu. Peki, doğru. Peki burada mesela şeyi görüyorum, 12 Eylül sonrasında bir Yalçın Küçük başlığı var. Yalçın Küçük tabii senin o esas olarak Toplumsal Kurtuluş muydu o? Dergiyi çıkarttığı dönemi herhalde kastediyorsun değil mi? Bugünkünü, evet, bugün şu halini kastetmiyorsun herhalde. Tabii, o sonra Aydın Üzerine Tezler, Türkiye Üzerine Tezler,
yani 80'li yıllarda ve 90'lı yılların ortalarına kadarki yoğun üretimi. Yani Yalçın Küçük o dönemi çok etkiledi. Yani o dönemin özellikle hani sol, yeni solculaşan, sola yeni intisap eden gençlerini çok etkiledi. Çok yani miktarca çok büyük bir üretim. Yani özellikle etkili olmuş olması nedeniyle önemsemek gerektiğini düşündüm. O etki olumlu ve hayırlı bir etki miydi? Ayrı bir tartışma. O 90'lı yıllar derken daha doğrusu 80 sonları, 90 başları falan hatırlarsın. Türkiye'de tabii sosyal medya falan yok, televizyonlar çok değil ve bir yeniden demokrasiye dönüş süreçleri ve bir paneller dönemi vardı Tanıl, biliyorsun. Bir acayip, şimdiki kuşak bunu bilmez. Şimdi oradaki bir takım isimler vardı. Şimdi o isimlerin bazıları yaşamıyor, bazıları gerçekten yaşıyor mu yaşamıyor mu pek dedikodu gibi olacak ama yani yaşayan ölü gibi olanlar da kaldı ama o dönemlerden buraya ne kaldı geriye? Mesela şimdi o dönemlerde sizlerin özellikle birikim çevresi diyeyim, orada türeyen bir takım, oradan dolaşıma giren bir takım kavramların, mesela sivil toplum, söylem gibi buna benzer şeylerin, uzlaşma gibi kavramların girdiği, onların kaldığını biliyoruz. Hatta sorunsal mesela, hala yanlış kullanımı da çok olan kavramlar. O 80 sonları, 90 başlarının Türkiye'de siyasi düşünceye artı ve eksi etkileri sence ne? O günleri hepimiz çok yoğun bir şekilde yaşadığımız için, yani gençlik zamanlarımız değil mi? Yani ya 30'lu yaşlarımıza yaklaştı. Senle ben aramızda bir yaş fark var. Tam böyle bir yerden bir yere geçme süreci. Onları nasıl hatırlıyorsun? Şu yanı bana önemli geliyor. Tek en önemli yanı bu olmayabilir ama bence önemli bir yanı şuydu. Şimdi ister istemez 12 Eylül sonrası olduğu için, hala baskılar süre gittiği için ve hani klasik antikomünizm hala Soğuk Savaş'ın sürdüğü bir dönem söz konusu olduğu için bu kavramlar birazcık da o koşullarda kendine bir dil bulma işlevine de hizmet etti birçokları için. Kimisi açısından bu bir kuş dili gibi görünebilir ama kimisi de hani derdini sadece sol içinde ya da kapalı camialar içinde konuşmayıp hani bütün topluma hitap edebilecek bir dil kurma gibi bir işlevi de gördü ya da en azından öyle bir işlev yükleyenler oldu. Ben bunu önemli buluyorum. Kavramların şu su veya bu su kalmamış olabilir ama bizzat bu girişim zorunluluktan kaynaklanmış olan bu girişim politik alanı genişletme açısından ve bizzat politik tutum olarak bence önemli ve yararlıydı. Bence buna hala tutunmak gerekir. Hani jargonlaşmayan bir dil kurmak açısından. Bir yandan tabii bir sürü başka tartışılacak bir şey. Sırf bu konu bence başlı başına bir saat konuşulabilir. Mesela bu saydığın terimler de dahil, bunların mitleşmesi, klişeleşmesi gibi bir zarar da doğurdu. Mesela hakikaten sivil toplum bununla ne kastedildiğinden bağımsız olarak başlı başına bir değer olarak mitleştirilmesi söz konusu oldu diyelim. Pek çoğunun içinin boşalması söz konusu oldu. Birçok bu tür olumsuz şeyi de beraberinde getirdi. Gerçekten bir düşünsel içerikten öte hani bir yaftaya dönüşebildi bunlar. Bu tür olumsuz etkileri de oldu ama ilk değindiğim olumlu etkisinin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Peki Tanıl, şunu sorabilir miyim? Şimdi bir siyasetçiler var, bir de düşünürler var ya da entelektüeller var. Ama bazı siyasetçilere entelektüellik de atfedilir. Mesela Bülent Ecevit'in şairliği vesaire. Bu yüzyıl boyunca sence siyasetle entelektüel düşünce üretimini en başarılı, hangi alanda olursa olsun en başarılı bir şekilde yürütebilmiş kimler var? Var mı öyle profiller? Vay, çok güzel bir soru bu ama buna haksızlık et. Yani Ecevit hakikaten bu adaylardan biri, hiç söyleyecek bir şey yok. Ama bunu düşünmek gerek. Böyle hemencecik bir şey söylemekte zorlanıyorum. Yani Aybar'ı da anardım mesela. Evet, kesinlikle. Evet. Aybar'ı da anardım. Parti kurmuş olduğu için Sezai Karakoç'u da anabiliriz. Evet. Sezai Bey'in
siyaset olarak ne yaptığını pek göremiyoruz ama bir entelektüel şeyini hiçbir şekilde tartışmamız... En azından şeklen bir şey yaptı. Mesela o kadar bilinmeyen birisi ama Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu bence bu, yani çok meşhur birisi değil. Hürriyet Partisi'nin liderliğini yapmış 50'li yıllarda. Akla geliyor. Samet Ağaoğlu'nu anabilirdik. Ha, yani, evet, tabii. Ama bu çok zevkli bir konu. Bunu bizzat düşünüp bir kurmak lazım. Ben buna çalışayım. Tamam. O zaman sana bir çalışma konusu vermiş oldum. Tanıl, şunu soracağım. Şu anda yaşanan siyasi düşünce anlamında an itibariyle, özellikle son birkaç yılda, Türkiye'yi sen de benim kadar alabildiğine çorak mı görüyorsun? Hemen şey gibi empoze etmiş olmayayım ama yani şu anda Türkiye'de medyaların sayısı arttı, medya organlarının, sosyal medya diye bir olay gitti. İsteyen istediği görüşünü rahatlıkla, bağımsız bir şekilde sunabilme imkanı da arttı. Hani eskiden nedir? Kitap bastırabilmek zordu ama şimdi insanlar kendi kitabını da isterse internete koyabiliyor, bilmem ne oluyor. İmkanlar çoğaldı, hız çoğaldı, hızlandı her şey falan. Ama buna rağmen çok kısır. Benim mesela 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda tanık olduğum dinamizm, belki ben o tarihte İslamcılık çalıştım ve İslamcılık muhalefette olduğu için çok üretkendi. Belki ben yanılıyorumdur. Ne dersin? Esas itibariyle katılıyorum buna. Yani mesela bu kitabın girişinde de sanırım belirttiğim bir şey var. Yani özellikle düşünce sevgisiyle ilgili büyük bir kıtlaşma var. Yani çok güçlü bir anti-entelektüelizm var. Yani böyle biraz uzunca bir cümle kuran, böyle bunu ben bir düşüneyim etkisi uyandıran bir laf söyleyen herkes yani kötü anlamda entel sepetine atılıyor. Yani böyle zank diye kısa, yüksek perdeden kesip atan ve karşısındakini de yerin dibine sokan bir laf ettiğin zaman hani çok güçlü bir laf etmiş oluyorsun. Ve yine ulus bakiyeri zikredeceğim. Mesela kanaat toplumu kavramının hakim olduğu. Gerçi Uğur Mumcu'nun da buna benzer bir lafı olmuştu ondan bir süre önce. Evet. Fakat kanaat kavramının nasıl bir toplumsal etki tahakkümü yarattığını ulus hakikaten çok iyi anlatır. Bu tabii büyük bir kısırlık yaratıyor. Ama şöyle yani ihtiyar bir nostaljiye de kapılmamak gerekir. Yani sosyal medyanın olduğu sadece iletişimin değil her şeyin olağanüstü hızlandığı bir zamanda bunu varsaymak durumundayız. Ama buna teslim de olmamak durumundayız. Ben şunu da düşünüyorum, şunu da hakkını vermek gerektiğini düşünüyorum. Buna rağmen, her şeye rağmen hani düşünceyi derinleştirmeye çalışan, başı sonu olan hani bir akıl yürütmeyi hala önemli gören, hala düşünce seven insanlar da var. Çaba gösteriyorlar bunun için, hala yazıp çiziyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bir kere hani var onlar neyse ki, tamamen yok olmuş değil. Ve şuna da inanırım ben, bu anlamda güçlü bir düşünce olmadığı zaman düzgün bir tweet de atamazsınız bence. Yani o tweete süzülecek kadar komprime hale gelmiş bir sivri fikrin bile arkasında bir düşünce birikimi vardır eninde sonunda. O suyunun suyu olarak işte o tweetten çıkar. Bunu da her zaman hesaba katmak gerektiğini düşünüyorum. Yani biz şu anda çok suyunun suyuna mahkumuz. Ama bir kaynağın başı yine var. Sen hem yayıncılık hem de akademiyadan dolayı gençlerle yıllardır çok işli dışlısın. Yani hem kitaplarını getirenler oluyor ya da kitapçıya gelenler oluyor. Üniversitede öğrenciler oluyor vesaire oluyor. Onlara baktığın zaman siyasetle ilgi, siyasi düşünceye ilgi konusunda ki bildiğim kadarıyla fazla ilgili olanlar da muhakkak bir şekilde Ankara'da özellikle senin kapını bir çalıyorlar diye biliyorum hala, değil mi? O gelenek sürüyor iletişimdeki o gençlerle muhabbet. Evet, gelenek. Ben bir de hani kendi okuduğum mektepte siyasal bilgiler fakültesinde dışarıdan bir ders veriyorum uzun yıllardır. Evet. O da öğrencilerle sürekli bir ilişkiyi sağlıyor. Tabii bu senin de dediğin gibi bu konulara ilgili, meraklı, hevesli, akıllı öğrencilerle teması sağlıyor. Bu da belki bende hani
belki fuzuli bir iyimserlik de yaratıyor olabilir. Bütün öğrencilerin böyle olmadığını biliyorum oysa ki. Ama böyle bir profil de var. Peki şeyi biraz da değinelim. Sen bu konuları çok bilen birisisindir. Onun için sana soracağım. Tabii bu son bildiriden sonra yaşanan zulüm ve büyük tasfiyeyi bir kenara koyarak, Türkiye'deki siyaset bilim eğitimi akademiyadaki, özellikle şimdi yurt dışında da siyaset bilimi yapan, hocalık yapan çok sayıda Türkiye'li insan var. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da, Avrupa'da vesaire. Ama Türkiye'de baktığımız zaman siyaset bilimi öğretimi, ki senin şu andaki kitabın bu anlamda birçok yere herhalde bir başvuru kaynağı olarak eğer yok şey yapmazsa verilmesi gereken bir kitap. Nasıl buluyorsun? Sen biliyor olman lazım. Dinamik bir siyaset bilimi akademiyası Türkiye'de var mı? Var mıydı ya da yakın zamanda? Yani çok böyle ahkam keserek konuşamam. Gözlemlerimi söyleyebilirim. Kanaatimi söyleyebilirim. Ya bir kere hakikaten çok parlak akademisyenler var. Bütün kuşaklardan çok parlak akademisyenler var. Bence biraz şöyle bir sorun var. Teoriyle Türkiye malzemesi arasındaki ilişkiyi kurmayla ilgili bir problem var. Çok iyi teori çalışanlar var. Dünyadaki teorik tartışmalara vakıf olan, bunları özetleyen, yorumlayan, tartışan bir çalışma var. Buna karşılık Türkiye'yi anlamaya dönük çalışmalarla bu teorik müktesebat arasındaki ilişki genellikle biraz eklektik oluyor bence. Kuşkusuz böyle olmayanlar var, bunu başaranlar var. Ama hani teorik donanımı diyeyim, Türkiye malzemesine yedirmeyle ilgili bir eksiğimiz var bence Türkiye'de. Genel olarak söylüyorum bunu ama bu aslında bunu tartışmak bile ne yazık ki lüks, senin başta dediğin gibi. Yani Türkiye'de akademisyenlerin temel güvencelerle ilgili sorunları o kadar yakıcı ve berbat bir halde ki bu hakikaten. Ama yani inadına bu tür lüks tartışmalardan da geri durmamak gerekir. Peki Tanıl, şimdi şeyi, Kürtleri sona bırakacağım. O çünkü çok önemli, şey anlamda önemli. İlk defa böyle bir çalışmada Kürt hareketinin de yer bulduğunu görüyorum. Genellikle Kürtler hakkında ayrı kitaplar yazılır, biliyorsun. Yani Kürt siyaseti, Kürt siyasi hareketi vesaire diye ayrı kitaplar olur. Böyle bir bütün içerisinde pek olan bir şey değildir. Şunu soracağım, bu 100 yıl Osmanlı'nın son dönemi, bugün Türkiye, akım, ceryan ayrımı gözetmeden şahıslara baktığımız zaman böyle hakikaten Tanıl Bora için en anlamlı isimler kimler? Yani bu çok geniş bir zaman dilimini kastediyorum ama. Yani bu son dönemle kendimizi sınırlamadan. Ki sen bunların hemen hemen hepsinden haberdar birisi olarak. Yani şöyle söyleyeyim. Valla bunu saymak çok zor. Ve hani en gibi bir listeleme yapmak çok zor. Ama yani benim özellikle ilgimi çekenler arasında mesela ne bileyim. Yani Nurettin Topçu ve Hikmet Kıvılcımlı gibi figürler benim özellikle çok ilgimi çekiyor. Biraz kendi ana akımlarının kıyısında kalmış, bir yandan hürmet edilirken bir yandan da ya ne diyor bu adam gözüyle de bakılmış. Yani demek istemiyorum ki en müthiş adamlar bunlardır, en büyük, en hayranlık duyulası insanlar bunlardır demek istemiyorum ama en ilginç gelenler özellikle böylesi. Böyle biraz hafif çaprazda kalmış düşünce insanları. Bir de yerleri tam belirlenememiş. Mesela Cemil Meriç gibi, Tanpınar tam bu şeye girer mi bilmiyorum ama öyle de isimler var. Mesela İdris Küçük Ömer senin bu şeyinin içerisine giren birisi midir? Tabii o da girer. Mesela ne bileyim, tabii bunu benim söylemem zordur ama mesela çünkü hani Birikim Dergisi'nin yayınıyla doğrudan doğruya meşgul ve orada sosyalleşmiş birisi olarak ben Birikim de bu bakımdan bana önemli geliyor. O nedenle de zaten çok çullanılmasından zevk alınan bir yerdir. Hani biraz sapada duran, biraz böyle arada bir yani konumlandırılmasında hep çok tartışma olan bir yer. Bana ondan önemli geliyor mesela. Ama dediğim gibi pek çok başka figür de sayabiliyoruz burada. Bu birikim demişken oradan biraz konuşalım. Biz 70'li yıllarda devrimcilik yaparken birikimin adını duyup arada bir okurduk ama kızardık, dalga geçerdik. Sonra ama
80 sonrasında bayağı bir yakından takip etme, hatta yazı yazma imkanı da sağladığını sağ ol. Biraz bahsettin, onu biraz daha açmamızda bence mahsur yok. Çünkü sen de adı birikimle özdeşleşmiş isimlerden birisin. Genellikle birikim deyince Murat abi, Ömer abi geliyor akla ama onun yani bugüne taşınmasında hem derginin hem de yayın evinin bugüne taşınmasında da çok önemli bir şeyin oldu, rolün oldu. Onun için sen demin biraz bahsettin ama oradan biraz daha açabilir misin? Ne getirdi Türkiye'ye? Sadece sola mı bir katkıda bulundu yoksa genel olarak tüm siyasi düşünceye mi katkılar oldu? Ya benim görüşüme göre bir kere gerçekten hani düşünceye önem vermek ve düşünce sevgisine katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu Türkiye'de yani düşünce hareketleriyle ilgili herkes için böyle bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Sol ve sosyalist düşüncenin ana akımının dışındaki farklı akımlarla, farklı ekollerle ilişkilenmek, hani solu ve sosyalizmi çok geniş bir aile olarak düşünmek, yani böyle en gıcık olunan yeğenden en uzak amcaya kadar herkesi öyle veya böyle içeren bir çerçeve içinde düşünmeye katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani bir tür platform işlevi sağlaması önemli bu bakımdan. Keza solla sol dışı düşünce akımları arasında mutlaka bunun uzlaşma olması gerekmez. Yani bir şekilde temas, bakmak, o taraflara bakmak, anlamaya çalışmak ya katkısı olduğunu düşünüyorum. Bence bana en önemli gelen yanları bunlar. Yani dogmatik olmayan bir çerçeve çizmeye çalışmak. Bana bunlar hakikaten önemli geliyor. Şimdi Tanıl, şöyle bir olayımız var biliyorsun. 80 sonrası Türkiye solunda, ki Türk solu olarak adlandırılırdı ama içinde Türk olmayan Kürtler de vardı. Ve 80 sonrasında bir ayrışma yaşandı, net bir ayrışma yaşandı, hala sürüyor. Bunun bir Kürt ayağı görülüyor ama bir de diğer ayağı aslında Alevilik. Senin burada kitapta da Alevilikle ilgili bir bölüm var ama şunu söyleyeyim, ben bu konuda birkaç ayrı çalışma gazeteci olarak yapmış ve yakından izlemeye çalışan birisi olarak var olan potansiyelle, birikimle, yani Alevi insanların eğitimi, kültürü vesairesiyle ortaya Alevi hareketi olarak çıkan şey arasında çok büyük bir tezat görüyorum. Yani çok zayıf. Yani potansiyeline Kürtlerinle kıyaslanmayacak derecede zayıf bir şey. Bu neden olabilir sence? Ya da katılmıyorsan katılmadığını söyle tabii. Yani... Katılıyorum. Bu belki buna sana da bana da bu nedenle kızanlar olabilir ama ben de buna katılıyorum. Nitekim bir bakıma hani kitabın en zayıf yanlarından biri, kendimi en yetersiz gördüğüm alanlardan biri, yani Alevilik bağlamındaki düşünce çok az bir yer tutuyor. Ama bunun tamam biraz sorumlusu benim ama birazcık da dediğim neden bence. Yani oradaki birikimin gerçekten güçlü bir düşünsel üretime, güçlü bir tartışmaya dönüşmemiş olması. Bunun neden olabileceğini ben de soruyorum. Şu olabilir gibi geliyor. Çok haklı olarak, çok haklı olarak çok güçlü bir tehdit algısı altında Alevi toplumu ya da toplulukları. Ve bu özellikle iç tartışmayı her zaman engelleyen bir etkendir. Gerek işte lüks olarak görülebileceği için, gerek belki ayrışmaya yol açacağını düşündüğü için. Yani bundan sakınan bir eğilim. Ama olur. Burada sözünü keseceğim. Öte yandan da biliyoruz ki Aleviler bin bir parça. Yani o kadar çok, mesela arada o kadar çok dernek var, federasyonlaşıyorlar vesaire oluyor ama hep gazeteci olarak gittiğimde biliyorum. Aleviliği tanımlamaktan, A'ya karşı tavır, B'ye karşı tavırı nasıl almak gerektiğine kadar her türlü hem stratejik hem de taktik alanlarda baktığımız zaman da çok büyük farklılıklar ve çok büyük de iç çatışmalar. Yani düşünsel çatışma olmasa bile organizasyonel, yani örgütsel sorunlar da çok var. Öteden beri öyle yani. Evet, ama bu dediğin gibi bir hani camia içi ve yani kapalı bir camia içi ve kapalılığı yani yüzyıllardır kapalılıkla kendini koruyabilmiş
ve onun geleneğiyle de koyulmuş, güçlenmiş bir kapalılık ve camia içi tartışmaya sıkışıyor. Kimi zaman itikadi boyutta bir tartışmaya sıkışıyor. Dolayısıyla hani camia dışı tartışmalarla, meselelerle etkileşerek güçlenme, hani yeni tazelenme, havalanma imkanından mahrum kalıyor. Oysa dediğin gibi hani anmaya ben de orada çalıştım. Çok önemli hani entelektüeller var, önemli tartışma girişimleri var. Ama bu deyim yerinde ise kamusallaşamıyor. Yani çünkü tamamen bir iç kamuoyu içinde kaldığı zaman bir genel toplumsal, bir genel kamusal tartışmaya açılma istidadı zayıf kalıyor. Yani böyle açıklayabiliyorum. Belki yetersizdir. Böyle görebiliyorum. Tanıl, seninle konuştuk. Hala ülkücü harekete özel olarak değinmedik. Halbuki senin kamuoyunun karşısına ilk ciddi çıkışın Kemal Can'la beraber yazdığınız Devlet Ocak Dergah. Benim ayet ve slogandan hemen sonra mıydı, hemen önce miydi? Peş peşe çıktı kitaplar. Sonra çıktı. Ayet ve slogandan sonra. Şimdi tabii ülkücü hareket, Alparslan Türkeş, onun doktrini vesairesi üzerine söylenecek çok şey var. Sen son dönemlerdeki ülkücü hareketin durumunu konuşmayı pek istemiyorsun, onu da biliyorum. Onu da çünkü izleyicilere söyleyeyim. Çünkü emekli oldum o konuda. emekli kahvesinden sadece bir herkesin merak ettiği bir soruyu sormama izin ver. Devlet Bahçeli başkanlık sisteminin startını niye vermiş olabilir? Herkesin hep birlikte cevabını aradığı ve bulamadığı bir soru olarak önümüzde duruyor. Herhalde sana çok kişi sormuştur. Ben de bir kere burada sormuş olayım. Sen ne tahmin ediyorsun? Tabii... Yok, yani bu konuyla çok, yani bu alanı çok derinlemesine izlemediğim için uzun süredir çok soran olmadı ama bana yani basit ve derin, yani yüzeysel ve derin iki sebebi olabilir gibi geliyor. Yüzeysel olan gerçekten bu olağanüstü kongreye gitme sürecinde ciddi bir muhalefetin belirmesine karşı ciddi bir destek aldı. Bu görüldü. Ve bu desteğin icabı, karşılığı olarak açıklanabilir. Daha derindeki neden ise şu olabilir gibime geliyor. Bu simbiyotik diyebileceğimiz ittifak MHP'ye bir takım avantajlar sağlıyor. Büyük ihtimalle kadrolaşmayla ilgili, bürokraside ve aynı zamanda da yani iktidarın dilinde, özellikle Erdoğan'ın dilindeki güçlü milliyetçileşme bir meşruiyet alanının genişletmesini de beraberinde getiriyor. Bunun kısa ve orta vadede MHP'nin güçlenmesini sağlayacağı, tabanını ve zeminini genişletmesini sağlayacağı ve orta ve uzun vadede de bu süreçten güçlü ve galip çıkacağına dönük bir beklenti, bir hesap, bir iyimserlik var gibi geliyor bana. Bu doğru bir hesap mıdır? Böyle, yani bu buraya mı varır? Ayrı bir tartışma, şüpheli bence. Ama en azından böyle açıkladıklarını zannediyorum. Peki şey soracağım. Siyasi düşünce denirken öteden beri ülkücü hareketin entelektüelliği ya da ülkücü hareketin aydınları var mı yok mu tartışması hep yapılır ve ülkücü hareket de kendisinin bu şekilde bir küçük görülmesine karşı da hep bir takım isimleri öne çıkartmaya çalışırdı, biliyoruz. Ama son dönemde mesela bizim 80'li 90'lı yıllarda bildiğimiz isimlerin büyük bir kısmı AK Parti'ye sanki doğru yanaştı. Ahmet, yani ülkücü hareket içerisinden çıkmış olan isimler olarak baktığımız zaman bazıları geri çekildi ve şu anda mesela MHP'nin etrafında böyle bir hani görüşleri merak edilen, arada sırada bir iki yerde yazı yazsa da ülkücüler ne diyormuş bakalım diyebileceğimiz kimseler kalmadı sanki. Yanılıyor muyum? Bana da öyle görünüyor. Belki hani yazmayan, kendini ortaya çıkaramayan, daha küçük mahfillerde tartışan birileri vardır. Ama böyle bir kamusal figür en azından ben de bilmiyorum. Peki Kürtlere gelelim. Şimdi şunu söyleyeyim. İlk Kandil'e gittiğimde ilk karşıma çıkan militan beni tanıyormuş gazeteci olarak. Şey demişti, Adorno'nun o meşhur lafı nedir? Yanlış hayat doğru yaşanmaz mıydı?
Evet. Evet. İlk yani merhaba Ruşen Bey dedikten sonra muhabbetin hemen birinci dakikasında açıkçası ben o lafı duyuyordum ama ben o kadar entel değilim. Adorno'nun olduğunu da hayal meyal biliyordum. O şey diye girdi zaten. Adorno ne demiş bilmem ne diye girdi falan. Tabii ne için yaptı bilmiyorum ama hakikaten bayağı bir donanımlı birisiydi. Kürt hareketi dediğimiz harekete baktığımız zaman bayağı bir pratiği var. Bayağı bir pratiği var. Bayağı bir mesafe de kat etti. Ama entelektüel olarak, düşünce üretimi olarak Abdullah Öcalan'ın ürettiklerinin ötesinde orada bir üretim faaliyeti, düşünce üretim faaliyeti görüyor musun? Çok güçlü değil gibi geliyor bana. Çok çok zengin değil gibi geliyor. Ama şu da var. Mesela bu metinleri uyarlamaya, çoğaltmaya, geliştirmeye dönük bir çapa var. Fakat işte o hizayı bozmama gayreti orada bir kısıtlamayı da beraberinde getiriyor. Ama özellikle akademik formasyonu da olan genç kuşaklarda küçümsenmeyecek bir yani üretim, yazı çizi faaliyeti de var gibi geliyor bana. Peki o PKK dışı kalan kesim tamamen mi etkisizleşti Tanıl? Sen burada referans veriyorsun. Özellikle geçmişte çok güçlü bir takım dinamikler vardı. Hem siyasi gruplar vardı hem de düşünce yaklaşımları falan da farklı yaklaşımlar da vardı. Sanki bunların çoğu elimine olmuş ya da iyice marjinalize olmuş gibi. Örneğin son bir örnek yani burada kitapta bahsettip bahsetmediğine çok emin değilim onun için şey yapmayayım ama mesela bir Kemal Burkay olayı yaşadık. Kemal Burkay Türkiye'ye geldikten sonra var olan bir şeyi vardı biliyorsun. Sürgündeki Kürt şair imgesiyle Türkiye'ye geldikten sonraki durumu arasında bayağı bir fark oluştu falan. Bu PKK dışı Kürt hareketlerinin ve düşüncesinin neden bu sadece pratikten kaynaklanan bir şey mi? Yani siyasetin, sert siyasetin bir şeyi mi? Sanırım yani kuşkusuz güçsüz düşmeleriyle ve hani birazcık da çok da hani hareket alanlarının daralması ve daraltılmasıyla ilgisi var. Ama ona bağlı olarak buna duydukları tepki ve hınçla daralmalarının, zihnen de daralmalarının ve tepkiselleşmelerinin de payı var bence. Yani örneğin yani gözleyebildiğim kadarıyla, şimdi büyük konuşmayayım ama örneğin Burkay'ın da sanırım daralmasının böyle bir etkisi var. Yani çok çok tepkiselleşmesi, o eski etkisini yitirmesine ve bir takım nahoş yollar da olabilir, yani baskının da etkisiyle olabilir. Yani hareket alanının sözünün etkisinin daralmasının getirdiği reaksiyonerlik de bu daralmayı bence biraz beraberinde getiriyor. Yani meramı anlatabildiysem. Evet. Bu arada tabii şöyle bir örnek var. Sen kitapta da bahsediyorsun. Bir Beşikçi Hoca örneği var. Beşikçi Hoca, İsmail Beşikçi, Öcalan'ın ve Öcalan'ı takip edenleri çok fazla haz etmeyeceği görüşleri çok yoğun bir şekilde ve çok gürültülü bir şekilde olmasa bile istikrarlı bir şekilde savunuyor ve etrafında da bir en azından bir grup insan da var, vakıf var vesaire var. Nasıl bir yere koyarsın Beşikçi'yi? Ya sanırım saygıda kusur etmeksizin çok dinlememeye çalışıyorlar. Yani genel ana akım açısından böyle bir etkisi var. İsmail Hoca yani kendi düşünsel arayışına gösterdiği bağlılık ve sadakatle ve düşünce özgürlüğü açısından Türkiye'de herhalde en fazla çile çekmiş insanlardan biri, eğer birincisi değilse, yani biri diyelim, olmasıyla her zaman çok saygıyı hak eden birisi. Sanırım onun düşüncesinde de her zaman tartışma konusu olan hani milliyetçiliği olumlamak ve hani meşhur ezilen ulus milliyetçiliği bahsinde hani ezilen ulus milliyetçiliğini ne hiç leke düşürmemekle ilgili tartışılan ve eleştirilen bir yanı oldu ve hala da olmaya devam ediyor. Ama dediğim gibi yani İsmail Beşikçi'den hani öncelikle geriye kalacak olan bu hani düşünce özgürlüğü ile ödediği bedel ve
son derece üstelik de nazik ve yumuşak ve bir dil ve tavırla o cesareti ve inadı, ısrarı hep korumuş olması. Yavaş yavaş bitirelim. Hiç şu ana kadar Tayyip Erdoğan'dan bahsetmedik ama sen kitapla ilgili söyleşilerde tabii o sorulmuş. Erdoğanizm diye bir şey söylüyorsun. Hatırlar mısın bilmem bizim Fehmi Çalmuk'la yaptığımız Recep Tayyip Erdoğan Bir Dönüşüm Öyküsü kitabında ben onu Erdoğancılık olarak tabii Erdoğanizm olarak değil Erdoğancılık olarak Ömer Çelik o partinin kuruluş sürecinde kitap çünkü tam o tarihte çıkmıştı biliyorsun AKP'nin kuruluş döneminde çıkmıştı. Ömer Çelik daha bu hareketin ilk başında onun danışmanıydı. Bilmeyenler için şimdiki Avrupa Birliği'nden sorumlu bakan olan Ömer Çelik, eski Kültür Bakanı, o zaman Erdoğancılık olarak tanımlamıştı. Ama o tarihte AKP Erdoğancı değildi. O tarihte AKP bir koalisyondu. Ya da bir işte Abdullah Gül, Bülent Arınç ve özellikle Refah Partisi'nden gelen, yenilikçi ekipten gelen her birinin ayrı ayrı özgül ağırlığı olan isimler vardı. Bir de sonradan katılanların, mesela Hüseyin Çelik biliyorsun, Doğru Yol Partisi'nden gelmişti. Belli bir ağırlıkları da olan bir takım katılımlar vardı. Şimdi bu sonuçta ama geldiğimiz nokta gerçekten bir Erdoğanizm ya da Erdoğancılık noktasına geldik. Buradaki mesele sadece iktidarı muhafaza etmek olayı mıdır? Yoksa burada Türk İslamcılığının ya da Türkiye İslamcılığının bir zaafı da gözlenebilir mi? Nasıl değerlendiriyorsun? Bence o sözünü ettiğin sizin biyografik çalışma çok kalıcı değerde bir iş ve hakikaten çıkışındaki bu ayrış, bu topaklaşma öncesindeki, bu federatif dönemdeki tohumunu görmesi açısından gelişmenin çok önemli. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Erdoğanizm terimi uluslararası siyaset bilimi literatüründe kullanılan bir terim. Yani benim ya da yani benim türettiğim bir kavram değil ve özellikle de Putinizmle mukayeseli olarak ondan biraz ilhamla konuşuluyor. Bununla anlatılan da birazcık hakikaten tek kişi kültü, bunun iktidar yapısındaki etkisi ve ona bağlı olarak erkin tek elde toplanması, sadece kişinin ötesinde tek elde toplanması ve ideolojik bileşenleri ikincil hale getiren bir güç odaklanması, güç merkezlilik bu anlatılmaya çalışılıyor. Ama kuşkusuz bunun içerisinde bir ideolojik muhteva öyle veya böyle var. Burada da tabii tartışılacak şey hani İslamcılık dozu burada ne kadar? Bu yani kimileri, yani kimi yorumcular eninde sonunda belirleyici olanın İslamcılık ideolojisi olduğu fikrindeler. Kimileri açısından o artık tamamen ikincileşmiş durumda. Ben bizzat bu tartışmanın bu ideolojik içerikten ziyade güç istencinin belirleyici olduğunu, bir işareti olduğunu düşünüyorum. Biz geçen gibi burada Menderes'le, senin kitapta sık sık referans verdiğin Menderes Çınar'la bir yayın yaptık. AKP'nin dün, bugün, yarını diye. Menderes de benzer bir şekilde ideolojinin geri planda olduğu, disiplinin ve kişi etrafında disiplinin esas başat olduğunu söylüyor. Ben artık İslam'ın, Tayyip Erdoğan'ın kullandığı İslam'ın esas olarak, tabii ki kendisi dindar ve yaptığı şeyleri istemeyerek yapıyor değil, bir takım İslamizasyonları vesaire, ama bunun bir esas olarak bir araçsallaş İslamiyet'in ve bir takım İslami uygulamaların ya da şeylerin, İslamizasyonun bir araçsal önemi olduğunu düşünüyorum. Yani yarar getiremeyeceğini görse pragmatist birisi olarak bunlardan pekala geri çekilebilir. Bunun en çarpıcı örneği de zaten İsrail'le sonradan tekrar barışma olayı başlı başına. Bunun çok her ne kadar Türkiye'de basın özgürlüğü sorunları nedeniyle tartışılamadıysa da bu Mavi Marmara olayının geldiği nokta aslında dünya çapında İslamcılık tartışmalarında, teori ve pratik tartışmalarında çok case study olarak ele alınabilecek zenginlikte bir olay. Ne dersin? Evet, esas itibariyle hemfikirim. Sen de ama gözlüyorsundur. Beri yandan şöyle bir
Bu pragmatizmi olumlayan bir pragmatizm eğilimi de var. Daha radikal İslamcı çevrelerde de ne olursa olsun son kertede hani İslam davası açısından müspet bir rota var. Onun için hani bu tür şeyleri eleştirmekten geri durmayalım, sözümüzü söyleyelim ama hani o ana istikamete de zarar vermeyelim gibi bir tutum yani radikal İslamcı çevrelerde dahi kabul görebiliyor öte yandan. Yani bu pragmatizme onay veren bir pragmatizm. Tanıl, bitirirken ne oldu bugüne kadar? Kitap çıkalı ne kadar oldu? Bir ay olmadı, değil mi? Galiba 2-3 hafta. 2-3 hafta. Nasıl? İki tane röportaj gördüm. Hürriyet'te ve Cumhuriyet'te gördüm. Başka yerlerden de vardır. Nasıl tepkiler, satış vesaire? Bir kitabı görüp ya bu da çok kalınmış. Çok da pahalı değil aslında. Bu kalınlık yani evet. 900 sayfa için ben daha fazla bir fiyat çıkar diye bekliyordum. Evet, eksik olmasınlar. Yayın evindeki arkadaşlar olabildiğince ehven tutmaya çalışır ama mutlak rakam olarak yüksek bir rakam tabii. Yani sonuçta en azından ilgilenmesini beklenecek. Bu işlerle ilgili, bu konularla ilgili insanların ilgilendiğini düşünüyorum. Bence önemli olan, yani dilerim kalıcı olur, dilerim insanların işine yarar, bir hayra dokunur. Dileğim odur. Dokunuyor, merak etme. İnşallah. Tanıl, çok sağ ol. Evet, Tanıl Bora'yla Cereyanlar Türkiye'de Siyasi İdeolojiler kitabından hareketle Türkiye'de siyasi hareketlerin, cereyanların son 100 yılını ve bugünü de tabii ki konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.